Aslında bu teklif daha önce nasıl geldi, neler yaşandı ve şimdi nasıl geliyor? Belki de öyle ele alırsak daha doğru olur. Ve 1 Aralık'ta Sağlık Bakanı şunu söyledi. Sağlık Bakanı plan birçok komisyonu birçok yerde sağlık emekçileri emeklilikle ilgili bir hak edişlerinde eksiklik olduğunu, maaşlarla ilgili bir eksiklik olduğunu, bu emeklerinin karşılığını hekim, diş hekimi, diğer sağlık çalışanları alamadığını söyledi. Ve bir düzenleme yapılacak dedi. Ve Aralık ayında 5 partinin ortak görüşüyle bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmada neydi? Gerek maaşlarına yansıyan bir düzenleme, direkt maaşa yansıyan, emekliliğine yansıyan ve emekli iken ikinci işe gittiğinde emekli maaşında kesinti olmayacak bir düzenleme yapıldı. 5 parti onayladı ama ikinci gün şöyle bir ses çıktı. Ya sadece hekim, diş hekimi olmasın, bütün herkes olsun. Bir başta HDP olarak biz bunu söyledik, diğer siyasi partilerin muhalefettekiler söyledi. İktidar da bununla ilgili düzenleme yapalım. Sabah oldu, yasa geri çekildi, komisyonu aldı. Dediler ki biz herkesi kapsayacak şekilde getireceğiz. Ve gelmişiz Haziran ayına, 6 ay geçmiş. Peki şimdi ne oluyor? O dönem dolar 13 liraydı, şimdi 17 liraya geçti. O dönem altın 700 liraydı, şimdi 1000 liraya geçti. O dönem yakıt, benzin 11 liraydı, şimdi 30 lira. Peki yeni düzenlemede ne var? Yeni düzenlemede Aralık'ta teklif edilen 5 partinin onayladığı ve iktidarın da onayladığı oran %50'ye yakın düştü. Hayat pahalı olmuş. Geçim zorlanmış. Enflasyon %33'lerden %70'lere gelmiş ki bu TÜİK rakamları. Siz burada fiyatı daha yükselteceğine daha düşürüyorsunuz. Siz sağlık emekçileriyle, hekimlerle, diş hekimlerle dalga mı geçiyorsunuz? Bunu müjde, flash haber diye duyuyorsunuz. Bu Aralık'ta dedik ya yükseltilmişti işte gerek emeklilik gerek maaşlarla ilgili düzenleme. Geri çekmenin nedeni ne? Sorduk dedik. Niye geri çekiyorsunuz? Çok itirazlar geldi. Nasıl itirazlar geldi? Başka kesimde çalışanlar bizim maaşlarımızı geçiyor diye itirazlar geldi. Ya siz bu kadar sağlık çalışanının itirazlarını duymuyorsunuz. Bu kadar bu konuda yaşamından olanları, gece gündüz nöbet tutanları itirazlarını duymuyorsunuz. Beyaz nöbet tutan, sokakta yürüyen, form yapan, greve gidenlerin sesini duymuyorsunuz. Başkalarının itirazını duyuyorsunuz. Kenan Evren'de 12 Eylül'de ne diyordu? Hiçbir doktor ve sağlık çalışanı kolluk güçlerinden, teğmenden, albaydan fazla maaş alamaz. Sizin ne farkınız kaldı? Burada itiraz duyulacaksa, ikna edilmesi kesin varsa, hekim, diş hekimi, eczacısı, veteriner hekimi, sağlık çalışanlarının kendisidir. Onları dinlemek lazım. Bunu yapmadığı sürece zaten başarılı olamazsınız. Yasa ne vatandaşlar açısından bir sorun çözecek, ne sağlık çalışanları açısından bir sorun çözecek, ne koruyucu sağlık açısından bir sorun çözecek, ne basamak hizmeti açısından bir sorun çözecek. Bu yasa bu şekilde kendilerine bir nefes almaya dönüştürüyorlar. Ama her seferinde bu problem artmış olacak. Sağlık sistemi çökmüştür. Giderek özele yönlendirme artmıştır. Şimdi uzun süredir sağlıkta dönüşümden söz ediliyor Türkiye'de. Ve iktidar 20 yıllık iktidar boyunca kendi hikayesi açısından sağlığı hep öne sürüyor. Eskiden kuyruklar vardı, eskiden hizmet yoktu, biz bunların hepsini becerdik. Ama şu anda sağlık ücretli bir şekilde dönüştü. Sağlık 5-10 dakikada randevularla 3 ayda randevu alamıyorsunuz. Ameliyat için gün alamıyorsunuz veya malzeme olmadığı için özele sevk ediliyorsunuz. Katkı payı alınmayacak, giderek katkı payı alımları giderek artıyor. Yani yurttaş mutsuz, sağlık çalışanları mutsuz. Ve en önemli özellik şuydu, bu sağlıkta dönüşüme giderken kamudaki sağlığı da çökerttiler. Döner sermaye, performans diye bir sistem getirttiler. Ve tümüyle hastaneleri işletme mantığıyla çalıştırmaya geçtiler. O dönem temizliği, güvenliği, yemek hizmetini tümüyle özelden almaya başladılar. Ve şu anda kamuda laboratuvar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri, hatta ameliyathanedeki sterilizasyon dediğimiz hizmet özele dönüştü.
Ne oldu? Hastane işletmeye dönüşürse ve özelde bir yığın hastane açılırsa para öncelikli olur. Ve ne olur? Oraya gelen kişiler müşteri olur. Şimdi pazarlamaya göre düşünsen ne olur? Ne kadar hasta olursa gelirim artar. Çalışanlar ne olur? Köle gibi olur. Performansa da kotaya göre ne kadar hasta bakarsa. Peki hasta olmasınlar diye kim çalışacak? Böyle bir çalışma yok. Yani insanlar açlıkla baş başa olacak, yoksullukla baş başa olacak, içme suyu problemi olacak, iyi konutta oturamayacak ve hasta olduğunda gidecek katkı payı verecek, özele gidecek. Sonra da diyeceksiniz ki devasa devasa binalar yapıyorum, büyük büyük binalar yapıyorum, isimlerini şehir hastanesi koyuyorum. O binaların içine giden yurttaşlar iyi hizmet alamayacak, orada çalışanlar mutlu olmayacak. Ve ne oldu? Şimdi tümüyle sistem çöktü, özele kaydı. Peki bu sisteme geçerken ne yaptılar? Performansa döner sermayeyle hekimlere, diş hekimlerine, sağlık çalışanlara dediler ki döner sermayeden vereceğiz, performans vereceğiz. Yaptığınız işlem, tetkik ve muameleye göre biz bir ek para vereceğiz. Bu ek parayı verirken hiçbirisi emekliliğe yansımıyor. Özlük haklarına yansımıyor. Ve siz bu parayı veriyorsunuz, insanlar emekli olduğunda bir daha çalışmasın, yaşamlarını standart sürdürsün. Böyle bir hedef olur. Bunlar yok. Tümüyle buna bağlıdır. İşte Aralık ayında giderek artık sağlık çalışanları itiraz ediyordu. Hekimlere itiraz ediyordu. Yurt dışına çıkanlar vardı. Zaten ülkedeki kaotik ortam, baskı ortamı, eğitimin düşmesi, tümüyle sağlık emekçilerini tüketen bir tarz, gerek Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, gerek Tabipler Birliği başta olmak üzere herkes itiraz yükseltti. İş bıraktılar ve beyaz eylemler dediler. Neydi biz sizin aracınız hep şunu söylüyorduk. İktidar bir taraftan bunu söylüyor. Yurttaş hastaneye gitti. Problem yaşadığında hedef hekimler. Ve şiddet başladı. Şiddet arttı ve bu şiddet kimi zaman ölümlere neden oldu, cinayetlere neden oldu. Bu konuda düzenleme olmadı. Her seferinde hedef onlar gösterildi. Bir diğer uygulama kamudan emeklilere düzenleme yapıyorlar. Peki Bağkur emeklisine bir düzenleme yapıyorsunuz? Hayır. SSK emeklisine bir düzenleme yapıyorsunuz? Hayır. Sadece kamuya. Ya o zaman siz çalışma barışını da bozuyorsunuz. Döner sermaye performansla ilgili düzenleme yapıyor. Ya siz sağlıkta gece gündüz hekim, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, ameliyathanede çalışan ekipler, acilde çalışanlar, diyetisyeni, psikoloğu, neyse beraber çalıştığınız bütün idari hizmetlerdeki kapıdaki hizmetliye kadar ekip hizmetli yürüttüğünüz arkadaşlarımız arasında çalışma barışını bozuyorlar. Biri bir para alırken diğeri farklı bir para alıyor. Bu da yok. Artı son dönemde iktidarın birçok yerde yaptığı gibi kendisine yakın herkesi yönetici yapıyor. Ve yönetici yaptıklarına nasıl ki çifte maaş veriyorlar, yönetici yaptıklarına iyi bir maaş veriyorlar. O kendi statüsünü korumak için birlikte çalıştığı arkadaşlarından 3-4 kat fazla maaş aldığı için onlara baskı uyguluyor, keyfi uygulamalar uyguluyor, tehdit edebiliyor, şantaja dönüştürebiliyor. Yani diyeceğimiz bir mobbing sistemini geliştiriyor. Sistematik bir mobbing sistemini. Siz bu şartlarda sağlığı nasıl geliştirebilirsiniz? Birbiri, koruyucu sağlık. Nasıl ki hasta sayısı bir ülkede artıyorsa, hastane sayısı artıyorsa bir problem var. Bir ülkede cezaevi sayısı artıyorsa bir problem var. Önemli olan siz problemleri çözmeniz lazım. Koruyor musunuz? Yok. Sevk sistemi var mı? Yok. İsminiz koymuşsunuz aile hekimliği ama aile hekimliği dediğiniz birinci basamak sistem hizmette önce aile sağlığının merkezine gideceksiniz. Sonra ikinci basamak, sonra üçüncü basamak. Ama şu anda Türkiye'de isteyen direkt üniversite hastanesine gidebilir. Üçüncü basamağa. Bu yoğunlaşmayı getiriyor. Ve koruyucu sağlığı tümüyle ortadan kaldırmış oluyor. Ve gereksiz birçok performansla beraber hepimizin bütçesinden gereksiz harcamalara neden oluyor. Ve özel gelişiyor. Siz böylece de bu işi bozmuş oluyorsunuz. Açtığınız aile sağlığı merkezlerinde elektrik faturasında yazıyor ki ticarethane. Ticarethane. Orada beraber çalıştığınız arkadaşlar, diyelim ki hemşire beraber çalışıyorsunuz, hizmette beraber çalışıyorsunuz, kira ödeyemiyorsunuz. Ve giderleri yakıt karşılayamıyorsunuz, elektrik parasını karşılayamıyorsunuz. Giderek tümüyle çöküyor. Sağlıkta dönüşüm çöküştür.
özele yönlendirmedir. Bu kanun taslağında baktığımızda yani neresinden tutarsanız tutun gerek sağlıkla ilgili, gerek çalışanlarla ilgili, hekim, diş hekimi ve diğerleriyle ilgili eczacısıyla, veteriner hekimiyle, sağlık memuruyla, hemşiresi hiçbir düzenleme, rahatlama, nefes diye bir şey yok. Bulunduğu ortamda eşitlik ilkesinin gözetilmesi gerektiğini dile getiriliyor. Ama siz burada sizin hemşire diye atadığınız yönetici hemşire değil. Seçimle gelmemiş çalışan hemşireler 3 kat fazla alıyor. Bu bir. Bir diğeri aynı okulda okumuşsunuz. Aynı sınıfta okumuşsunuz. Hemşire olmuşsunuz. Biriniz A, 4A, biriniz 4B, biriniz 4C. Maaşlarınız farklı. Biriniz acilde çalışıyor, biriniz ameliyathanede çalışıyor, biriniz yoğun bakımda çalışıyor. Maaşlarınız farklı. Sözleşmeli, kadrolu, stajyer, çeşitli ünvanlarla çakılı personel diye ayırmışsınız. Bu tümle eşitlik ilkesine aykırı. Şu anda işte diyelim ki emeklilerle ilgili düzenleme yapıyorsunuz, Bağkurlu SSK'lısı yok. Yine eşitlik ilkesine aykırı. Kadro arttırıyorsunuz, yine eşitlik ilkesine aykırı. Performans döner sermaye tümüyle çalışma barışını bozuyor, eşitlik ilkesini bozuyor. Sağlık emekçileri, hekimler, diş hekimler, çalışanlar şunu söylüyor. Temel ücret istiyoruz. Nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. İnsanca yaşayabilecek yoksulluk sınırının altında olmayan bir maaş istiyoruz. Siz bu maaşı vermiyorsunuz. Bu emekliye de yansımıyor. Ve siz hastaneyi bir işletmeye dönüştürmüşsünüz, hastayı müşteriye dönüştürmüşsünüz, çalışanlara köle muamelesi yapıyorsunuz. Yani bu yasa tümüyle öyle. Şimdi mesela bizim en çok HDP grubu olarak meclise gündeme getirdiğimiz bu özellikle cezaevinde olan hasta mahpuslarla ilgili. Yani büyük bir felaket ve bulunduğu ildeki hastaneler, bu kişilerin cezaevinde kalmasının sağlıklı olmayacağını söylemesine rağmen Adli Tıp Kurumu iktidarın sesi gibi gelen her şeyi iktidar huzursuz olmasın diye onaylıyor. Aysel Tuğluk'la ilgili defalarca konuşmamıza rağmen. Şimdi siz bu torbaya getirmişsiniz. Adli Tıp Kurumu'ndaki çalışanlarla ilgili özlük haklarını getirmişsiniz. Tamam yapalım ama siz o kurumu özerk yapmadığınız sürece o kurumun bağımsızlığını sağlamadığınız sürece hiçbir zaman ne sağlıklı ortam olur, ne insanlar mutlu olur. Siz sadece kendi iktidarınızı ve kendi yandaşlarınızı, yakınlarınızı korumuş oluyorsunuz. Hasta olurken, günlük yaşamını sürdüremezken, kendi örgütlerinin sesleri çıktığında, etkilik yaptığında hemen siz teröristsiniz diyorsunuz. Yani insanlar beyaz yürüyüş yaptı, beyaz forum yaptı, beyaz miting yaptı, bakanlıkla görüşmek istediler. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası, diğer oluşumlar dün mecliste 11 kurumun yöneticisiyle beraber açıklama yaptılar. Hiç yan yana bugüne kadar gelmeyen kurumlar açıklama yaptı. Biz geçinemiyoruz, biz tükeniyoruz. Bu şartlarda sağlık hizmeti Türkiye'de giderek sağlıksızlığı arttırıyor. Ya bir bakanlık bunu dinlemez mi? Bir yasayı hazırlayan bunu dinlemez mi? Şimdi siz söylediniz. Sağlık Komisyonu diyor ki tümüyle bu gelen talepler doğru. Bakan diyor ki tümüyle bu talepler doğru. Yasayı hazırlayan tümüyle talepler doğru. Ama yasanın kendisinde bu yok. Değiştirelim yok. Noktası virgülü değişmiyor. Peki bu kudret neymiş? Bu kudret ne kadar güçlüymüş? O zaman bu parlamento yasa yapmıyor. Yasamayı yapmıyor. İktidara gelen talimatları parmak kaldır, parmak indir diye yerine getiriyor. Siz o zaman bu düzenlemeyi yaparken birilerine bakmış oluyorsunuz. Şunu atlamayalım. Ve artı emeklilikle ilgili düzenlemede de emekliler tekrar başka bir kurumda çalışamaz dediler. Ya zaten normalde emekli dediğiniz kişinin çalışmaması lazım. Ya evinde israf etmesi lazım. Yaşamının bu kadar emekten sonra bir standartta bir konfor şekli olması lazım. Eğer bu ülkede emekliler hala çalışıyorsa İktidarın ayıbıdır. Şu ana kadar iktidarların ayıbıdır. Normalde emeklinin çalışmaması lazım. Her açısından bir sorun çözecek. Ne sağlık çalışanları açısından bir sorun çözecek. Ne koruyucu sağlık açısından bir sorun çözecek. Ne basamak hizmeti açısından bir sorun çözecek.